Evet, değerli İlke TV izleyenleri, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Sayın Gökhan Günaydın konuğumuz. Sayın Günaydın, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Selamlar, iyi yayınlar diliyorum, sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Evet, şimdi tüm Türkiye'nin gözü kulağı yarın yapılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel görüşmesinde, haberin içeriğinde de izleyicilerimize aktarmış olduk. Size de konuya dair sorularımız var elbette. İlk görüşmenin ardından bir iadeyi ziyaret yapılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından CHP Genel Merkezi'ne. Bu görüşmede hangi gündemler ön plana çıkacak, işte yeni anayasa görüşmeleri görüşüleceği söyle, Türkiye'nin ekonomi sorunları, anayasa yine aynı şekilde yargı sorunu ve Türkiye'de şu anda var olan kayyum sorununa ilişkinde Sayın Özel'in bu sorunları dile getireceği kulis bilgileri arasında. Biz sizden dinleyelim efendim, masada neler konuşulacak, buyurun, söz sizde. Evet, bildiğiniz gibi Sayın Özel, Sayın Erdoğan'ı 5 Mayıs tarihinde ziyaret etmişti. Demek ki 40 gün evvel. 40 gün evvel bizim çantamızda olanlar memleketin, milletin meseleleriydi. O çantaya eklenenler oldu. Dolayısıyla ana konular aynı. Yani ekonomideki ezilenler, emeklilerin, çiftçilerin, işsizlerin, çalışanların sorunları, bunları bir başlık olarak götüreceğiz. Bunun yanında tabii geçen hafta mitingini yaptığımız çay üreticisinin sorunları, cuma günü mitingini yapacağımız buğday üreticisinin sorunlarını da taşıyacağız. Diğer taraftan Türkiye'de büyük bir adaletsizlik var. Bu adaletsizlik içerisinde bilinen davalar var. Gezi davası, Kobani davası, Emine Çayyaşarlar'ın davaları, bu ve benzeri çok sayıda adaletsizliği yine oraya taşıyacağız. Dolayısıyla bizim çantamızda memleketin sorunları olacak. Bir önemli konu daha var. Biliyorsunuz 703 sayılı KHK'yı Anayasa Mahkemesi iptal etti. Evet. Bu iptal aslında Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bütün idari yapılarıyla beraber ortadan kalkması anlamına geliyor. Dilek Hanım, ilginç olan şu, daha doğrusu hani ilginçlikten çok öte kabul edilemez olan şu, Cumhuriyet Halk Partisi 120 milletvekilinden fazlasına sahip olduğu için Anayasa Mahkemesi başvurusu yapabilen tek muhalefet partisi. Ve bize 60 gün süre veriyor anayasa. 60 gün içerisinde bir yasa ya da kanun hükmünde kararname yayınlanırsa bunu hazırlan ve Anayasa Mahkemesi'ne götürülüyor. 2018'de 60 gün içerisinde canhıraş çalışarak götürmüşüz. Tam 6 yıl beklemişler. 6 yıl sonra iptal ettiler. Ve iptal ettikten sonra da yürürlüğü için 1 yıl süre tanıdılar. Yani 6 yıl Türkiye'de atanan bütün rektörler hukuksuzdu. Devlet opera ve balesi hukuksuz çalışıyor. TRT hukuksuz çalışıyor. Aklınıza ne kurum geliyorsa her şey hukuksuz. Şimdi aynı Anayasa Mahkemesi diyor ki sana 1 yıl süre veriyorum. Bir yıl içerisinde bunu düzelt. Yani bir yıl daha hukuksuz çalışmaya devam et. Bunu niye anlatıyorum anayasa ve bu görüşmeler gündemi içerisinde? Çünkü bu konuyu AKP ve Erdoğan yeni bir anayasa yapmak için bir bahane olarak öne sürebilir. Oysa bu bir anayasa konusu değildir. Bu yasa konusudur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin nitelikli bir şekilde çalışmak suretiyle barolardan, demokratik kitle örgütlerinden, hukuk kuruluşlarından, tüm muhalefet partilerinden görüş alarak bu düzenlemeyi, yani kurumların altyapısını doğru bir şekilde oluşturması lazım. Bu da Sayın Özgür Özel'in çantasında olan konulardan birisi olacak. Biraz evvel DEM milletvekiliyle konuşuyordunuz. Bunların Türkiye yüzünü maarif modeli diye tanımladığı, aslında eğitimin tabutuna çakılan neredeyse son diyelim ki çivi, o konuda eğitim meselesi de Sayın Özel'in çantasında olan konulardan birisi olacak. Başta da söylediğim gibi 40 gün evvel o çantada memleketin sorunları vardı. 40 günden bu yana o sorunlar azalmadı, arttı. Dolayısıyla çantanın ağırlığı da artmış oldu. O çantayla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde bir görüşme gerçekleştirilmiş olacak. Hı hı.
Şimdi tüm bu söylediğiniz başlıklar tabii Türkiye'nin en önemli sorunlarına işaret ediyor. Bir de tabii iktidar cephesinden en çok tartışılan ve çözüme ulaştırılmak istenen, kamuoyunda da tartıştırılan konu olarak söyleyeyim, yeni anayasa tartışması. Sanıyorum gündemin çoğunluğunu bu oluşturacak gibi görünüyor. Beklentiler arasında böyle bir durum söz konusu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel anayasa konusunda fikrini çok açıkça ifade etti. Son dönemde dedi ki biz yeni anayasaya uzağız çünkü var olan anayasa maddeleri uygulanmıyor, anayasa çiğneniyor. Bu şartlarda yeni bir anayasa yapmak mümkün değil diye ifade etmişti. Yarınki görüşmede yeni anayasa değişikliği gündeme geldiğinde CHP'nin tavrı bu konuda ne olacak o masada? Bir kez daha bu ekranda sizden duymak ve dinlemek isteriz. Hangi koşullarda yeni bir anayasa yapmaya evet der veya hayır der Cumhuriyet Halk Partisi? Dilek Hanım, önce AKP tarafının bu konudaki tutumunu bir özetleyelim. Lütfen. Nereden biliyoruz bunu? İlk görüşmede Erdoğan'ın tutumundan, bir de Numan Kurtulmuş'un liderlere yaptığı ziyaretlerden biliyoruz. Her ikisi de diyorlar ki Mayıs ya da Haziran sonuna kadar diyorlardı. Artık Haziran'ın ortası oldu. Anayasa görüşmelerine ilişkin yöntem önerilerinizi yazılı olarak bildirin. Sonra yaz boyunca anayasa taslağı üzerinde partiler çalışsın. Ekim ayında meclis açılınca bu taslak üzerinde anayasa komisyonu çalışmaya başlar. Ne zaman çalışmalar bitirilirse 2025'te 2026'da da anayasayı yaparız. Böyle bir model var akıllarında. Biz buna karşı hep şunu söyledik. Arkadaş, sen yeni bir elbise dikelim diyorsun da mevcut elbiseyi doğru dürüst giymiyorsun. Yani 1982 anayasası, darbe anayasası diye tanımladığın anayasa 100 küsür kere değişti. Bu değişiklikleri, yani 2010'da, 2017'de yaptığın değişiklikler anayasayı olduğu hattan da daha geriye götürdü. Dolayısıyla sen anayasada bulduğun antidemokratik ama işine yarayan hükümlerin üzerinde tepinmeye devam ediyorsun. Üstelik de Anayasa Mahkemesi'nin nadiren de olsa verdiği demokratik, evrensel hukuka uygun kararları uygulamıyorsun. Anayasanın 90. maddesinin açık hükmüne rağmen iç hukuktan daha üstün olan uluslararası hukuku, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını da uygulamıyorsun. Peki ben sana soruyorum şimdi, yeni anayasa yazdığımızda Anayasa Mahkemesi'ni ortadan mı kaldıracaksın? Anayasa Mahkemesi kararları bağlayıcı değildir mi diyeceksin? AİHM kararlarına uymayacağım mı diyeceksin? Bunları demeyeceğine göre benzer hükümleri koyacaksın. Peki bu anayasaya uymadın da yeni yapacağın anayasaya uyacağını kim garanti edecek? Dolayısıyla bunun ilk şartı, bir kere mevcut anayasayı, anayasanın ilerici hükümleri itibariyle uygulamaya bir bakalım, bir başla bir görelim. Ayrıca şunu da ifade edeyim, hani bunu bütün kalbime inanarak söylüyorum. Türkiye'nin bugün, Dilek Hanım, beraber sayalım. Yani 10 madde sıralayalım en acil konuları arasında. Siz bu 10 konunun arasında anayasayı yazar mısınız? Acilen bir anayasa değişmesi gerekiyor diye yazar mısınız? Yani Ankara'da yayın yaptığınız stüdyonun önüne çıkalım. İlke TV'nin mikrofonunu tutun. 100 tane vatandaşa sırayla sorun. İlk 3 sorunuzu söyleyin deyin. 100 vatandaş 3 sorun söylesin, 300 tane soru. O 300 sorunun içerisinde bir tane anayasa bulabilir misiniz? Ben hiç tahmin etmiyorum. Yani böyle hani... Ne Türkiye'de yaşayan halkların bu dönemde Gökhan Bey? Sizce? Valla bence çok açık. Bence çok açık. Bir numara ekonomidir. Çünkü insanlar köylüsüyle kentlisiyle geçinemiyor. Mutfak kaynatamıyor ve bu bir biyolojik varlık olan, kısa bir hayatı olan insanoğlu açısından bir acıdır. İç acısıdır, karnını doyuramama meselesi. İki, Türkiye'de bir barış ve özgürlükler sorunu var, adalet sorunu var. Hani şöyle bir şey vardır bizde, ben söyleyeyim. Birisinin başına bir şey gelir, özellikle muhafazakar kesim der ki, vardır devletin bildiği, o bir, mutlaka bir şey yapmıştır. Niye bize gelmiyorlar diye sorarlar. Sonra bir gün onlara da gidildiği zaman anlaşılır ki ha böyle devlet dediğin şey tarafsız, adil bir yapı değil. Kim ele getirirse
adeta onun borusu ötüyor oralardan. Maalesef bu böyle. Bu hani olmaması gereken bir şey ama devlet teorisi denilen kitaplar hukuk fakültelerde okutuluyor. Dolayısıyla kendisinin başına gelince adaletsizliğin farkına varan yüz binlerce insan bu memlekette artık yargının bağımsız olmadığını, yargı, yasama ve yürütmenin birbirinden ayrı üç bağımsız erk olarak birbirini denetlemek suretiyle çalışmadığını fark ediyorlar. Dolayısıyla bence adalet ve özgürlükler meselesi Türkiye için en önemli ikinci sorun olmaya devam ediyor. Ya biz bu ülkede kulumuzu, çocuğumuzu geleceği olan bir ülkeye yetiştiremiyoruz. Bakın yüz binlerce çocuk kendisini dışarıya atmaya çalışıyor. Yani öğrenimi olsun olmasın. Sorun gençlere, yurt dışına gitmek ister misiniz? İstemem diyenlerin oranı %10 değil. Bu kamuoyu araştırmalarına yansıyor. Demek ki bizim ülkemizde bir gelecek kalmadı. Bütün bunların yekûnü memleketin acil sorunları olarak sıralanabilir. Karşımıza 70 yaşında bir insan gelir, der ki emekliyim, geçinemiyorum. Karşımıza 30 yaşında bir insan gelir, der ki üniversite mezunu oldum, iş bulamıyorum, babamdan harçlık alırken utanıyorum. Karşınıza gelir 50 yaşında bir çiftçi, ya ben buğday üretiyorum, bütün yıl çalışıyorum. Geçen yıla göre yalnızca %12 zam verdiler. Memlekette enflasyon %75, ben ne yapayım der. İşte bütün bunlar Türkiye'nin temel sorunları ve ortak sorunları. Ama tabii bu AKP-CHP görüşmesi bir şeyin deşifre olmasına da neden oluyor bence. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çantasından memleketin sorunları çıkıyor. Ve diyor ki, Türkiye'nin şu anda birinci partisi olan CHP, ikinci partisi olan AKP'ye, kardeşim erken seçim benim elimde değil. Sen Cumhur İttifakı olarak erken seçime bu memleketi götürebilirsin. Benim elimde olsa, mecliste o çoğunluk benim olsa bir dakika durmam, yaparım ben bunu. Peki ne yapacağız? 2 yıl, 3 yıl sen bu memleketi erken seçime götürene kadar bu ülkenin yurttaşının ölmesini mi seyredeceğiz? O halde gel beraber çalışalım ve bu memlekette kısmi rahatlamalar hiç olmazsa sağlayalım. Ekonomi alanında emekliye para verelim. Efendim atanamayan öğretmenlerin sorunlarını çözelim. Çiftçilerin sorunlarını çözelim. Diğer taraftan belediyelere kayyum atanmasın, adaletsiz uygulamalardan vazgeçin. Kobani davası, Gezi davası gibi onlarca yıl insanların yargılandığı ve aslında hukuki davalar olmadığını hepimizin bildiği siyasi davalardan vazgeç. Bunları söylüyoruz biz. Bunlar memleketin sorunları. Biri birini söyler, biri öbürünü söyler ama yurttaştan bu sesler çıkar. Diğer taraftan Erdoğan'ın çantasından ne çıkıyor? Erdoğan'ın çantasından emekliler çıkmıyor. Çiftçiler de çıkmıyor. Adalet de çıkmıyor. Erdoğan'a kalırsa zaten memlekette bağımsız ve tarafsız yargı var. Sorun yok. Öyle bakıyor. Peki onun çantasından ne çıkıyor? Anayasa çıkıyor. Yani Erdoğan'ın çantasındaki gündem memleketin gündemi değil. Dolayısıyla bunu deşifre etmek dahi bu görüşmelerin siyaseten ne kadar önemli ve anlamlı olduğunu bence çok açık bir göstergesidir. Yani o zaman şöyle anlayabilir miyiz? Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi tüm bu sorunları yani şu anda Türkiye'de iktidarda olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşerek çözme yolunda bir adım atıyor. Fakat çözülmeyeceğini, daha doğrusu bu iktidarın bu sorunları çözmeyeceğini bilerek de o masaya gidiyor. Ama çözmeyeceğini de bir yandan da halka anlatmak, teşhir etmek, gerçekleri göstermek amacında taşıyor gibi bir anlam çıktı sizin bu söylediğinizden. Doğru mu anladık efendim? Vallahi Dilek Hanım, ben çok basit konuşurum. Yani basit konuşmaya gayret ederim. Evet. Sözcüklerin arkasına saklanmak kadar saçma bir şey yok. 21 yıldır bu memlekette AKP var. Ve bu sorunlar AKP döneminde birikmiş. Yani 21 yıldır bu memlekette bu sorunları biriktirenlerden ben bir yıl içerisinde bu sorunları çözmesini mi bekleyeceğim? Hani bu herhalde çok gerçekçi bir beklenti değildir. Ancak kısmi işler olabilir. Bakın bu görüşmelerden bir davanın sonucuna ilişkin ya da ekonomide bir düzenlemeye ilişkin bazı olumlu adımlar atılsa dahi, bu kadar kısıtlı olsa bile yurttaşın lehinedir. Dolayısıyla ben
elimden geldiğince Türkiye'nin gündemine olumlu katkı sunmaya çalışıyorum bir taraftan. Bir taraftan da müzakereye kapalı olmadığımı gösteriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi herkesle görüşür. Kimseden korkmaz. Kimseyle masada oturuyor, görünmekten çekinmez. Türkiye'de yurttaşın oy verdiği bütün siyasal partiler meşru partilerdir. AKP'ye oy veren milyonlarca yurttaşın da hakkı vardır. Onların da saygınlıkları vardır. Onları temsil eden insanla da ben oturup konuşurum. Ama o oturup konuşurken onları tanımadan, bilmeden bir saf dillik içerisinde yapmam bunu. Biliyorum. Karşımdakinin ne yapmak istediğini farkındayım. Ve biz hani Türkiye'nin gündemini tutmaya çalışan, siyaseten de stratejisi olan, öngörüsü olan, hedefleri olan bir kadro partisiyiz. Dolayısıyla buna uygun davranacağız. Hiç kimsenin hiç şüphesi olmasın. Şimdi davalardan bahsettiniz Sayın Günaydın. İşte Gezi davası, Kobani davası. Şu anda Türkiye'de çok önemli sorunlardan bir tanesi kayyum uygulaması. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra Hakkari Belediyesi'ne kayyum atandı. Cumhuriyet Halk Partisi de bu kayyum uygulamasına karşı fikrini çok net ortaya koydu. Siz de ifade ettiniz. Yarınki görüşmede de gündeme geleceğini de söylediniz. Heyetler de gönderdiniz. Şimdi buraya dair aslında başlık başlık sorularım olacak size. Şimdi Gezi davası... cezanın kanun yararına bozulması talebi üzerine dosyaları Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Bakanlığın talebi kabul etmesi halinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı devreye girecek. Karara göre iş insanı Osman Kavala hakkında tahliye kararı verilebileceği gibi de yeniden yargılanması da gündeme gelebilecek Gezi tutuklularının da. Şimdi yarınki görüşmeden önce bu dosyanın Adalet Bakanlığı'na gönderilmesi bir beklenti uyandırıyor mu? Ne ifade ediyor sizde? Birinci sorun bu olsun. Bir de yine Gezi davasına ilişkin Tayfun Kahraman. Tayfun Kahraman ismi Cumhuriyet Halk Partisi tarafından çok fazla işte ön plana çıkarıldığı izlenimleri var. Ve diğer tabii Gezi tutuklularının da serbest bırakılmasına dair çağrılarınız var. Fakat hani Tayfun Kahraman şahsında diğer Gezi tutukluları içinde aynı ısrarı sürdürüyor mu, sürdürecek mi soruları da akıllara geliyor Cumhuriyet Halk Partisi için. Bunu da beraberinde sormuş olayım efendim. Buyurun lütfen. İlak Hanım, Tayfun Kahraman, ben Ziraat Mühendisliği Genel Başkanıydım. O da Şehir Plancılar Odası'nda çalışan bir arkadaştı. Yani dolayısıyla TMMOB'den beraber çalıştığımız, ne yaptıysak beraber yaptığımız benim arkadaşım. Peki Tayfun Kahraman benim arkadaşım da Çiğdem Materi fiziken tanımıyor olmak ona uzak olmamı mı gerektiriyor? İnsanların tamamı Gezi'den dolayı tutuklular. Biz Gezi'de hep beraber oradaydık. Bu arkadaşlara yüklenmeye çalışılan suç ile ortaya konulan fiil arasında ne bir delil ne bir tanık beyanı var. Dolayısıyla tümüyle bu iş siyasidir. Biz Tayfun da dahil olmak üzere tüm Gezi tutuklularının bir an evvel özgürlüğüne kavuşmalarını talep ediyoruz. Tayfun Kahraman'a yönelik olumlu özel bir ayrıcalık talep etmiyoruz. Tümü için bunu talep ediyoruz. Başka türlüsü düşünülebilir mi? Hatta bir şey daha sorayım size. Yani Türkiye'deki adaletsizlikler Gezi davasıyla mı sınır? Ya Türkiye'de şu anda tutuklu olmaması gerekirken yıllardır içeride hükümlü, yatan, gün sayan, belki güneş yüzü görmeyen on binlerce, yüz binlerce insan var. Bunların her biri birer Tayfun Kahraman. Dolayısıyla biz sınırlı sayıdaki insanlar için değil, ya da kendi arkadaşlarımız için değil, benim tüm mağdurları için adalet talep ediyoruz. Şeye gelince, kanun yararına bozma meselesine gelince, ya hani dilim varmıyor da varması lazım. Yani kediye kedi demeden nereye varabiliriz? Gezi davası 2013 yılından 2020'ye kadar süründürüldü. Öyle değil mi? İki kere beraat verildi bu arkadaşlara. 2020 yılından sonra çakır şakır ilk derece mahkemesi istinaf ve Yargıtay aşaması oldu. Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi arasında neler yaşandığını hep beraber biliyoruz. Dolayısıyla buranın herhangi bir hukuki atıp yapılabilecek kalitede hukuki süreçlerden oluşmadığını hep beraber biliyoruz. Şimdi arkadaşlar bunun nasıl düzeltilebileceğine ilişkin çözümler yaratıyorlar. Abdülkadir Selvi denilen bir arkadaş var ya, Hürriyet gazetesinde yazıyor. Arkadaş tırnak içerisindedir. Şimdi
O mesela akıl öğretiyor. Diyor ki kanun yararına bozma yaparsanız Kavala'yı tahliye edebilirsiniz falan. Abdülkadir Selvi hukukçu olmadığına göre birilerine danışıyor. Onlar da fısıldıyorlar. Ben ona Pravda diyorum, kızıyor. Pravda'ya hakaret bence. Yani içeriden aldığın bilgiyi yazarak gazetecilik yapıyorsun. Dün de öyleydin, bugün de böylesin. Yani yarın öyle olabilecek misin bilmiyorum. Özür dilerim. Dolayısıyla bu bağlamda yaratacakları formüller arkadaşları özgürlüğüne kavuşturmaya yönelik formüller olacak. Ama bir taraftan da hukuka müdahale atfını taşıyacak kişiler olacak. Keşke Türkiye'de bunlara hiç gerek kalmasa da insanlar haksız yere hakimin karşısına çıkmasa ya da hakimin karşısına çıkarıldıkları zaman gerçek bir hukuk davası ile soruşturma ve kovuşturmasıyla muhatap olsunlar. Dolayısıyla böyle hani kulağımızı öbür taraftan dolaşmaya yönelik saçma işler yerine çağdaş hukuk devleti olabilsek hepimizin çabası bu yöndedir. Peki. Şimdi bir de kayyum meselesi demiştik. Hakkari'ye kayyum atandı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak sizler oraya heyet gönderdiniz. Takibini yapıyorsunuz. 13 Haziran'da da Hakkari'de büyük bir kayyuma karşı miting düzenlenecek. Cumhuriyet Halk Partisi bu mitinge de heyet gönderecek mi? Bundan sonraki kayyuma karşı mücadeleniz nasıl olacak? Bu hukuksuzlukla değişmesi için neler yapacaksınız? Bir de onu dinlemek isteriz sizden efendim. Dilek Hanım, eminim işlemişsinizdir konuyu. Ben hani bu şu anda bizi izlemeye başlayan izleyiciler için söyleyeyim. Hakkari Belediye Başkanı 31 Mart'ta seçildi. Galiba işte 14.000 15.000 civarında bir oy alarak seçildi. Seçilebilmesi için Yüksek Seçim Kurulu'nun seçime girmeye yönelik bir engelinin olmadığına yönelik temiz kağıdı vermesi lazım. Hangi tarihte almış bu temiz kağıdını? Demek ki Mart ayı içerisinde almış. 2024'ün Mart ayı içerisinde almış. 31 Mart'ta da belediye başkanı seçilmiş. Ne zaman gözaltına alınmış, tutuklanmış? 2 Haziran. Yani Nisan ayı var, Mayıs ayı var. 2 ay başkanlık yapmış. Ondan sonra gözaltına alıp tutuklanmış. Neyi söylüyorlar? Ya bunun hakkında diyorlar 2014 tarihli bir dosya vardı kardeşim diyorlar. Peki o 2014 tarihli dosya 31 Mart 2024 tarihinde yok muydu? Vardı değil mi? Niye o zaman seçimlere girmesine izin verdin? O 2014 tarihli dosya 2010'dan geliyor. Yani 2010'dan devam eden bir dosya var. 2014'te dosya numarası almış. 2 Haziran'da Hakkari Belediye Başkanı gözaltına alınıp tutuklanmış, belediyeye vali kayyum atanmış. Sadece bakın ki ondan 3 gün sonra 5 Haziran 2024 tarihinde Hakkari Belediye Başkanı 2010'dan beri devam eden dosyasından 19 yıl hüküm giymiş. Ya arkadaş bu tarihler size biraz garip gelmiyor mu? Bu anlatımın bu aykırılığı konusunda bir düşünceniz yok mu? Ama şöyle bir şey olabilir Dilek Hanım, onu söyleyeyim. Bir insan 31 Mart'ta tertemiz olur da 31 Mart'tan sonra Nisan'da Mayıs'ta suç işleyebilir. Hı hı. Ya burada bir beis yok. Hepimiz, herkes buna açık. Nitekim daha sonra bir başka soruşturma konusu da ortaya koydular. Bir başka soruşturma konusu. Henüz onun ne olduğunu bilmiyoruz. Çünkü gizlilik var. Gizlilik var dosyada. Ne olduğunu bilmiyoruz. Ya sen bunu 2010'dan beri devam eden dosyasından dolayı mı görevden aldın? Öyle yapamazsın. Çünkü öyle yapsam 31 Mart'ta temiz kağıdı vermemen gerekiyordu. Sonra başlattığın soruşturma nedeniyle mi görevden aldın? O soruşturmanın konusu ne? Yoksa o soruşturmayı bahane edip arkasından 5 Haziran'ı mı dayadın? Yani bütün bunlardan nereye gitmeye çalışıyorum? Bakın Türkiye'de öyle garip bir kamplaşma oldu ki. Bir taraf Kürtlere yapılanı bir şey saymıyor. Öbür taraf CHP'lilere yapılanı bir şey saymıyor. Böyle bir saçmalık olmaz. Türkiye'de biz hukuku herkese karşı kimin zarar gördüğüne bakmaksızın ona kör olarak hukuku savunmak zorundayız. Van'a kayyum atamaya kalktılar seçimden hemen sonra. CHP orada heyet gönderdi. Hakkari'ye kayyum atandı.
CHP oraya heyet gönderdi. TRT'de bir karlı dağda efkarlı birisi varsa Cumhuriyet Halk Partisi orada olur. Dolayısıyla Hakkari'de olmaya devam edecek, Van'da olmaya devam edecek. Cuma günü Tekirdağ'da buğday üreticisinin mitingini, çiftçilerin mitingini yapacağız. Geçen hafta Rize'de çay mitingi yaptık. Ondan önceki hafta atanamayan öğretmenler mitingini İstanbul'da yapmıştık. Ankara'da emekliler mitingi yaptık. 30 Haziran'da Gebze'de geçinemiyoruz mitingi yapacağız. Emekçiler mitingi yapacağız. Sayın Günaydın, tam burada şunu sormak isterim ben de. Tematik konularda mitingler yapıyorsunuz. Yaptınız, yapmaya da devam ediyorsunuz. Siz Türkiye'de bir hukuksuzluk olarak tariflediğiniz kayyum uygulamasına ilişkin de Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir tematik miting yapmayı düşünür müsünüz? Böyle bir gündem var mı önünüzde? Şöyle söyleyeyim, tabii ben grup başkan vekiliyim. Hani ben tek başıma yaparız, yapmam, yapmayız demem ama Cumhuriyet Halk Partisi bir kez daha söyleyeyim ki her konuda, her mağduriyetle ilgili miting yapar, kayyum uygulaması içinde yapar, başka şeyler içinde yapar, adaletin bütünü içinde yapar. Ayrıca şunu söyleyeyim size, mesela bizim geçtiğimiz dönem Urla Belediye Başkanımız 314'e 2 yani terör gerekçe gösterilerek görevden alındı ve Urla'ya kayyum atandı. Hani şöyle bir genel geçen şey var, CHP olunca kayyum atamıyorlar kardeşim diye. Hayır, CHP olunca da kayyum atanabiliyor. Yerine göre değiştiriyorlar. Mesela Kepez'de bir arkadaşımız tümüyle gözaltı koşulları, tutuklama koşulları asla olmadığı halde tutuklandı. Ve orada belediye meclisinden bir arkadaşımız şimdi oraya bakıyor. Ben şimdi Hakkari için de şunu söyleyeyim. Bakın, varsayalım ki, yani kimse beni yanlış anlamasın. Varsayalım ki Hakkari Belediye Başkanı gerçekten bir suç işledi ve onun görevden alınmasını hak eden bir hukuki durum var. Ne yapacaksınız? Hakkari Belediye Meclisi içerisinde oylama yapacaksınız ve yeni başkan oradan seçilecek. Peki ona ne diyorsunuz? Eğer terörden dolayı görevden alındıysa diyorsunuz. Belediye meclis üyelerinden seçim yaptırtmam. Valiyi kayyum atarım. Hatta 5 kişilik falan da bir heyet atarım. Onlar da belediye meclisi yerine görev yaparlar. Direkt Hanım, bu şu anlama geliyor biliyor musunuz? Ben Hakkari'nin belediye meclis üyelerinin tamamını da haklarında herhangi bir iddia olmamasına rağmen terörist varsayıyorum diyorsunuz. Böyle bir yaklaşım, hukuki bir yaklaşım olabilir mi? Binlerce insanın, on binlerce insana vermiş olduğu oy da orada aslında iradeleri sayılmamış oluyor yani, değil mi? Bir de bu yönü var bu meselenin. Adını koyalım, sayılmamış oluyor ne? İradeleri çalınmış oluyor bir. İkincisi, hadi diyelim bakın bir kere daha anlattım yani saçmalığını, 2010'dan devam ediyor falan. Ama orada hukuken bir şey anlatabiliyorsun yani. Peki belediye meclis üyeleri için ne anlatıyorsun? Var mı herhangi bir suçlama, soruşturma, kovuşturma? Yok. Terörden alınırsa belediye başkanı, meclis üyeleri içerisinden atama yaptırtmam diye bir OHAL KHK'sını sen 2016'da çıkarttıysan, sonra da onu yasaya çevirip resmi gazetede yayınlattıysan, bunun adı hukuk mu oluyor? Bu kanun olabilir ama bunun adı hukuk olmaz. Çünkü hukukun evrenselle uygun olması, on binlerce yıldır gelen Roma hukukundan bu yana gelen hukuk müktesebatına uygun bir şekilde ilerlemesi lazım. Oysa sen bir grup insanı kendi kafana göre yurtsever, terörist, işte ne bileyim vatana hain, bilmem ne, düşman diye tanımlıyorsun. Bu tanımlamaların hiçbir yerinde hukuk yoktur, hiçbir yerinde çağdaş siyasette yoktur. Oysa kabul edilebilir bir yanlının olmadığını da ifade edelim. Şimdi tarif ettiğiniz tüm bu koşullara bakıldığında, eleştirilere bakıldığında Türkiye'de bir normalleşme ve yumuşamadan bahsetmek, bir demokratikleşmeden bahsetmek ne kadar mümkün Gökhan Bey? Ya da bir normalleşmenin ve demokrasinin sağlanması için o zaman neler yapmak gerekir? Biraz da burayı konuşalım sizinle. Yakarım, burada bir iki şeyi birbirinden ayırarak konuşalım. Lütfen. Sizce siyasal parti genel başkanlarının kendi aralarında karşılıklı ziyaretlerle görüşmeler yapmasını biz nasıl tanımlamalıyız?
Diyalog olarak tabii ki. Diyalog ve müzakere. Diyalog değil mi? Bunun normalleşmeli, yumuşamayla bir alakası var mı? Yani Sayın Cumhurbaşkanı mecliste... o şekilde ifade ediyor ama. Biliyorum biliyorum. Şimdi oraya geleceğim tam. Ya aynı mecliste dip dibe burun buruna çalışıyoruz insanlarla. Herkes herkese selam veriyor. Tüm siyasal partilerin mecliste başkan vekilleri var, grup başkan vekilleri var. Grubu bulunanların, grubu bulunmayanlar söz hakkı falan alıyorlar, konuşuyorlar. Sonra diyorsunuz ki ben ondan görüşmem. Ya arkadaş her gün mecliste görüşüyorsun. Ne, kimi kandırıyorsun yani? Dolayısıyla CHP ile AKP'nin, CHP ile DEM'in, CHP ile MHP'nin, CHP ile Yeniden Refah'ın her neyse onların birbirleriyle görüşmelerinden daha doğal bir şey yoktur. Bu basit bir diyalogtur. Bu kadar. Peki biz niye buna böyle kavramlarla yaklaşıyoruz? Çünkü Türkiye'de bir düşman hukuku uygulandı. Beraber televizyon programlarına çıkılmadı. Ben o partiyle görüşmem, o partiyi yok sayarım. Nidaları, naraları atılıp durdu. Dolayısıyla bugün dünyanın en temel işi görüşme, garip karşılanıyor. Şu örneği veriyorum ben her yerde. Can sıkıcı olabilir. Bir kere daha tekrar etmeyi göze alıyorum. İki ülke savaş eder. Dışişleri Bakanları bir otelde buluşurlar. Müzakerenin koşullarını, esir değişimini vesaireyi vesaireyi aralarında sohbet ederler, konuşurlar ve hükme bağlarlar. Dolayısıyla bir, görüşmenin bir anormalliği yoktur. İki, ben buradan ne bekliyorum? Yani bakın, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı diyor ki, biz Türkiye'nin normalleşmesini istiyoruz. Kim istemez Türkiye'nin normalleşmesini? Ama tam hayal ile gerçek arasında bazen mesafe olabiliyor. Biz dileriz ki, niyet okumayalım, dileriz ki o masaya koyduğumuz memleketin gündemiyle ilgili her konuda yol alalım. 28 Şubat'ı işte bıraktılar, kocama nedeniyle bıraktı vesaire vesaire. Yarın Kobani'de olumlu bir şey yapsın. Hakkari'de kayyumu kaldırsın. Gezi tutuklarını serbest bıraksın. Onun dışında ya, hüküm almaması gerekirken hüküm alan bir sürü insan var. Bunların sorunlarını çözsün. Kim istemez arkadaş bunu? Ama bana dersen ki ya sen böyle bir şey bekliyor musun? Ya ben hani saçlarımı biraz siyasette beyazlattım ve görüyorum neyin ne olduğunu, nereye gittiğini, Erdoğan'ın ne zaman yumuşamaya geldiğini, ne zaman sertleştiğini örnekleriyle gördük. Ne zaman yumuşadı Erdoğan? 2016 Temmuz'da yumuşadı değil mi? Yani darbe girişiminde. Sonra 1 Haziran 2015 seçimlerinden sonra yumuşadı. İstikşafi görüşmeler falan hatırlayınız. 7 Haziran. Sonra işte bu seçimden sonra yumuşadı. Yani Erdoğan zorda olduğu zaman yumuşamaya yönelik bazı çok da gerçekçi olmayan adımlar atabiliyor. Hı hı. Ama şu anda partisi gerçekten dünyadan koptu. Partisi daha önemlisi kendi tabanından koptu. Ve şunu söylüyor. Benim önümde seçimli olmayan dönemi sonuna kadar kullanacağım 4 yıl, 5 yıl diyor. Ve bu dönemde adalette, tarımda, ekonomide rasyonel adımlar atacağız diyor. Bunu derken ne demek istiyor? Ben bugüne kadar rasyonel olmayan adımlar attım diyor. Sen söylüyorsun arkadaş, ben söylemiyorum. Ayrıca hepimiz biliyoruz yani. Hani Nebati'den ekonomi bakanı mı olurdu? Maliye bakanı mı olurdu Nebati'den? Ama Nebati'nin uyguladığı ekonomi programının da müellifi sensin be arkadaş. Diyordun ya ben ekonomiyi çok iyi bilirim, ekonomi benim mesleğim falan. Böyle böyle kur korumalı mevduata 1 trilyon 200 milyar liramızı gömdünüz. Böyle böyle Türkiye'yi bir uçurumun eşiğine getirdiniz. Bu çerçevede ben kendi adıma hani böyle inanılmaz sonuçlar doğacak diye beklemiyorum. Hı hı. Ben Türkiye'nin demokratik bir anayasasının AKP ile birlikte yapılamayacağına yürekten inanan bir insanım. Ama adamlar birdenbire derler ki ya ben hani bu anayasa kötü ama bu anayasanın hükümlerine bir uyayım, emekliye bir para vereyim, adalet sorunlarını çözeyim. Oturup bakarız o zaman. Hani Türkiye'nin yönetilmesi için yapılması gereken adımları elbette atacağız. Bir de lütfen insanlar yanlış anlamasınlar. Biz 31 Mart gecesinde dedik ki
Bize oy versin vermesin bütün vatandaşlarımızın başımızın üzerinde yeri vardır. Bu oyla, bize verilen oylarla 47 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti oldu. Bunun sorumluluğunu ve olgunluğunu birlikte taşıyacağız. Bütün mütevazılığımızla memleketin sorunlarına talip olacağız. Dolayısıyla CHP'nin omuzları üzerinde çok büyük bir yük var. Türkiye var. Ben bu Türkiye yükünü taşımak zorundayım. Kurucu partisiyim ben bu memleketin. Yani dolayısıyla bugün de o sorumlulukla Türkiye'de yaşayan 86 milyon yurttaşımızı birbirinden ayırmadan eşit, özgür, refahı paylaşan, barışı paylaşan bir Türkiye'yi kurmak için her türlü çabanın içerisinde olmak zorundayım. Ha şöyle saçma çalışmalar, şeyler gidiyor. Müzakere mi, mücadele mi? Ya ikisinin arasında ya da mı olmak zorunda? Hani müzakere ve mücadele olamaz mı? Ya da şöyle sorayım. Cumhuriyet Halk Partisi diğer siyasal partilerle görüşüyor 31 Mart'tan bu yana. Peki muhalefet etmesinde bir gerileme görüyor musunuz? Mesela sokaktan uzak mı duruyor Cumhuriyet Halk Partisi? Sorunlardan uzak mı duruyor? Yoksa her şeyin üzerine gidiyor mu? Ya ben daha bugün saat 13'te Polatlı'daydım. Geçen sene 7 lira olan Alpi'ye bu sene 7 lira 25 kuruş fiyat verdiler. %3 fiyat verdiler. Dedim ki Tarım Bakanı bizi şununla suçluyor. Çiftçiyi kışkırtıyor CHP. Ya Tarım Bakanı öyle deme de işte ben Polatlı meydanında korumasız morumasız bir konuşma yapıyorum. Gel sen de yap bu konuşma. Çiftçinin karşısına çık de ki 7-25 lira çok bile size de. Arpa iyi fiyattı. Hadi bir de bakalım yani. Kimse kimseyi kışkırtamaz arkadaş bu memlekette. Daha evvelden de emeklileri kışkırtıyorlar diyorlardı. Ya 16 milyon emekliden kaç tanesi, kaç milyonu CHP'ye oy veriyor? Ama 16 milyon emeklinin tamamı diyor ki ya yazık arkadaş, ben bu yaşta bu hale düşecek adam mıyım diyor, kadın mıyım diyor. Ya bunu da CHP bizi kışkırtıyor, sizi kışkırtıyor demenin bir anlamı var mı? Dur, yani lafı unutmadan tekrar odağına döndüreyim. Biz bir taraftan masadayız, bir taraftan sokaktayız, bir taraftan tarladayız, öbür taraftan meclisin koridorlarındayız. Her yerde Cumhuriyet Halk Partisi demokrasiden yana, hukuktan yana, eşitlikten, özgürlükten yana, fırsat eşitliğinden yana çalışmaya devam edecek. Sayın Günaydın, çok teşekkür ediyorum. Bir sorum daha olacak size. Şimdi Türkiye'nin gündemine oturan bir görüşme daha oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İyi Parti eski genel başkanı Meral Akşener arasında yapılan bir görüşme. Bu görüşmeye dair çeşitli iddialar var ama taraflar tarafından bir açıklama yapılmadı. Meral Akşener'e Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklif edildiği iddia ediliyor. Kendisinin de yani gelirse bu teklifi değerlendireceğine dair yine iddialar. Bunlar iddialar tabii. Şimdi Millet İttifakı olarak 2023 seçimlerinde aynı masada birlikte seçime girdiğiniz bir partiydi İYİ Parti. Meral Akşener de o zaman o partinin genel başkanıydı. Şimdi masadan kalktı, tekrar oturdu ve sonra bunlar çok büyük tartışmalara yol açtı, eleştirilere yol açtı ve seçimi muhalefetin kaybetmesine işte sebep olduğu, hizmet ettiği iddiaları ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la danışıklı dövüş, hatta kendisinin bir Truvata olduğuna dair de iddialar da gündemde çokça tartışıldı. O görüşmeden sonra da hatta pek çok fotoğraf gördük ve o fotoğrafın üzerinde seçimin kaybettireni ve seçimin kazananı arasında bir fark yok gibi yorumlar da yapılmıştı. Sizin yorumunuz nedir efendim tüm bu yaşananlara ve bu görüşmeye dair? İrek Hanım, soru çok güzel ama 2023'ün Mayıs'ına ilişkin herhangi bir değerlendirme yapmayacağım. Yaşadık ve bitti. Kaybettik. O masanın mimarisi yanlıştı. O masanın tasarımı yanlıştı. O masanın karar alma süreçleri yanlıştı. Karar alma süreçlerine aktörlerin katılımı yanlıştı. Yani %0.5 oy alan parti ile %25 oy alan parti, %15 oy alan parti aynı oy oranına sahip. 1/6. Ya böyle bir şey mümkün olabilir mi? Dolayısıyla masadan kalkıldı, oturuldu. Biz 6 kişinin konuştuğu mitingler dinledik. 8 kişinin konuştuğu mitingler dinledik. Yani 2 tane belediye başkanımız omuzlamaya çalıştı. Ama nihayetinde o süreç halkın gerçekten umutlarıyla beraber çöktü gitti. Ben kendi adıma bir şey söyleyeyim. Bütün samimiyetimle bir şey söyleyeyim. 14 Mayıs'a kadar İstanbul'un bütün sanayi sitelerinde, bütün esnaflarıyla, bütün mahallelerinde kanımızın son damlasına kadar dolaştık, çalıştık.
Sonra bana partim dedi ki 14 Mayıs'tan 28 Mayıs'a kadar sen Van'da görevli olacaksın. Ben Başkale'de dolaştım, Bahçesaray'da dolaştım, Gavaş'ta dolaştım. Yani her gün ne yaptığımda orada yazıyor. Yani bir taraftan bu masa iyi gitmiyor düşüncesi varken, bir taraftan da ya bu ülke, bu demokrasi ayakta kalmalı diyerek enerjimizin sonuna kadar çalıştık. Fakat olmadı. Olmadığını gördük. Peki şöyle söyleyelim. İyi Parti'nin temel motivasyonu neydi? Merkez sağ bir siyasal parti olarak Türkiye'nin Cumhuriyet aydınlanmasına sahip çıkıyor. Mustafa Kemal Atatürk'le sorunu olmayan milliyetçi muhafazakar insanların birleştiği bir siyasal parti olarak ortaya çıkıyor. Zaten İyi Parti'nin seçmen niteliği, özellikleri üzerine yapılan araştırmalarda bunu ortaya koyuyor. Siz İYİ Parti tabanını AKP'ye oy vermeye çağırsanız İYİ Parti tabanı oraya gider mi? Ya bir zamanlar CHP tabanını Ekmelettin İhsanoğlu'na oy vermeye çağırmışlardı. Gitti mi CHP tabanı? Yani bir kısmı ya ne yapayım diyerek gitti ama bir kısmı da gitmedi. İYİ Parti tabanı da bugün AKP'nin yanına çağırdığınız zaman gidebilecek bir taban değil. Bir de şunu ifade edeyim ben. Hani laflar unutulmaz ya, biz de uzun zamandır siyasetteyiz. Yani ve sosyal medyanın bir hafızası var, görsel ve işitsel basının, yazılı basının bir hafızası var. Ben 20 yıl evvel söylediklerimden sorumluyum. 20 yıl evvel söylediklerimden sorumluyum. Eğer o söylediklerimden bazılarını değiştirdiysem, fikrimi değiştirdiysem, zaman değişir, insan değişir, bunu aydın namusu içerisinde ortaya koymak ve gerekçelendirmek zorundayım. Bazen öz eleştiri yaparak, bazen bunu ileriye doğru bir hamle olduğunu anlatarak bunu anlatmak zorundayım. Şimdi Meral Akşener acaba çıkıp ne söyleyecek? Yani Erdoğan hakkında söylemediğimi bırakmadım. Erdoğan'ı devirmek için İyi Parti'yi kurdum. İşte Cumhuriyet Halk Partisi bana 15 tane milletvekili verdi. Böylece siyasal partiyi kurabildik. İşte beni o diyelim ki kongre yapmaya çalıştığım otellerde kongre yaptırmadılar. Dikenli tellerin önünde açıklamalar yaptım. Rize'de bana saldırdılar. Bu memleketin Cumhurbaşkanı gelin hanım, gelin hanım bu senin iyi günlerin dedi. Ben de ona senden korkan senden kötü olsun dedim. Ama şimdi birdenbire vazgeçtim bunlardan. Gidiyorum ben onunla yeni hani modelimle beraber, stilimle beraber Erdoğan'la birlikte fotoğraf veriyorum. Vallahi ne konuştuklarını ben bilmiyorum. Ne konuştuklarını kendileri açıklamalılar. Çağdaş devletlerde bu açıklanır. Ama kokusu çıkar. Eğer bu koku şöyle bir şeyse, İYİ Parti'nin 37 milletvekili var. 37 milletvekilinden AKP'ye geçenler oldu. CHP'ye geçenler oldu. Kalan milletvekillerinden tutabildiklerimizi Meral Akşener üzerinden tutalım da olası bir anayasa değişikliğinde bu arkadaşları AKP-MHP bloğuyla beraber oy kullanmaya ikna edelim Meral Hanım üzerinden diye bir plana dayanıyor ise bu iş. Bu plan bazı milletvekilleri üzerinde tutabilir, bazıları üzerinde tutamaz. Ama millet nezdinde asla tutmaz. Bu yaşar hep beraber görürüz. Bu kadarını bile söylerken zorlanıyorum. Çünkü bir başka siyasal parti üzerinde konuşuyoruz. Kendi bilecekleri iştir. Milletvekilleri kendileri seçildi, oylarını kendileri aldı. Ama ben hani bir sadece siyasetçi değil, bir siyaset bilimcisi olarak kendi sınırlarım içerisinde saygıyla bir yorum yapmaya çalıştım. Benim düşüncelerim bunlardır Dilek Hanım. Peki buradan son olarak şöyle bağlayalım o zaman. Şimdi tüm dünyada günlerdir de aslında uzun zamandır konuşuluyor. Sağ merkezi siyasetin yükselişe geçtiğine dair işte tartışmalar gündemde, seçim sonuçları gündemde. Türkiye'de 31 Mart yerel seçimlerinden sonra zaten şu tartışmanın içine boğulmuştu. Demokratikleşeceği bir sürece mi girecek? Daha sağ merkezli, milliyetçi, sertleşen bir sürece doğru mu girecek diye bir tartışma vardı. Ve bu tartışmalar aslında işte Gezi davasından, Kobani
Cami davasından çıkacak olan kararlar, kayyum ataması olacak mı, olmayacak mı? Bu uygulamaların pratiğinden yola çıkarak kendini belli edecek gibi yorumlar vardı. Bugün geldiğimiz süreçte siz zaten baştan bunu değerlendirdiniz. Bir demokratikleşmeye doğru gitmediği açık. Yapılan bu görüşmelerde işte Erdoğan-Akşener, Erdoğan-Bahçeli, belki şimdi Akşener-Bahçeli görüşmesi gündemde, böyle iddialar var. İşte yeni çıkarılan uygulamalar, kararnameler ve alınan bu hukuki kararlara bakıldığında Türkiye bundan sonraki süreçte yani daha sağ merkezli, sertleşen, milliyetçi bir sürece doğru mu gidecek? Yoksa demokratikleşmesinin imkanı var mı? Cumhuriyet Halk Partisi'nin buradaki rolünü buradan bitirelim. Buyurun lütfen. Direk Hanım, hani böyle iyimser ya da kötümser insan tanımlamaları yaparlar ya, ben böyle biraz müstesni değerlendiririm bunu. Önemli olan gerçekçi olmak. Yani bardağın dolu tarafına, boş tarafına bakmayacaksın. Bardağın tamamına bakacaksın. Ne kadarının dolu, ne kadarının boş olduğunu göreceksin ve bunu anlatacaksın. Gerçekçi olmak. Gerçekçi olmak üzerinden söyleyeyim ve bütün içtenliğimle ifade edeyim. Ben Türkiye'nin geleceğine çok büyük bir güvenle bakıyorum. Bu size biraz garip geliyor olabilir. İlk milletvekili adaylığımı 2007'de olmuştum ben. AKP'nin 4. yılıydı. Çok mücadele ettik. Bu memleketin, hatta Avrupa'nın Erdoğan'ı nasıl bir demokratik lider olarak gördüğü dönemleri içim kan ağlayarak ben de yaşadım, o dönemlere tanık oldum. Türkiye artık trenleri boşalmış bir kamyon gibi bir duvara doğru hızlanarak gidiyor. Yurttaşımız bunun farkında. Yurttaşımız sadece iktisadi zorunluluklardan dolayı bunu fark etmiş değil. Bu memleketin en az %50'si, en az %50'si bütün baskılara, bütün zorlara rağmen AKP'nin uyguladığı politikalara teslim olmadı. Hani burada Gramsci'nin rıza üreten mekanizmalarını, zor üreten mekanizmalarını sadece atıf yapmakla yetineyim. Ne rıza üreten mekanizmasına ne zor üreten mekanizmasına teslim olmadı. En az %50'si. 2023'ün Mayıs'ını doğru yönetseydik eğer biz, Türkiye o virajı bir yıl evvel alacaktı. Ama biz bir yıl gecikmeyle 31 Mart 2024'te o virajı aldık. Nasıl bir viraj alındı biliyor musunuz? Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi 411 belediyesiyle nüfusun %65'inin yaşadığı kentleri yönetiyor. Bu kentlerin gayri safi milli hasılaya katkısı %80'in üzerinde. Bunun ne anlama geldiğini hep beraber görüyoruz değil mi? Hani yaşamın daha yavaş döndüğü kır her zaman daha sonra o dönüşümün, değişimin bir parçası olur. Oysa büyük metropoller o değişimi, o dönüşümü iliklerine kadar yaşadılar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 14 belediyesi vardı İstanbul'da. Şu anda 26 belediyesi var. Yani toplam 39 İstanbul ilçe belediyesinin 26'sı CHP'de. Ben bunu sadece CHP üzerinden anlatmıyorum. Yani Cumhur İttifakı bloğunun karşısında vatandaşın farklı gerekçelerle yeter artık dediği bir Türkiye'de yaşıyoruz ve yeter artık diyenler büyük baskı gördüler. İktisadi baskı gördüler, adalet mekanizmasından, vergi mekanizmasından büyük baskı gördüler. Ama Türkiye uzun zamandır zorladığı, ben bu tünelden çıkacağım, bu tünelden çıkacağım kavgasını, mücadelesini o tünelden çıkma adına çok önemli bir adım atarak başardı. Heba etmeyeceğiz. Hiçbirimizin bunu heba etme gibi bir lüks yok. Hiçbirimizin. Bütün siyasal partilerin, bütün siyasetçilerin, bütün yurttaşların empatiyle birbirimizi anlayarak demokrasiyi önümüze bir ortak hedef olarak koyarak yürümek zorundayız. Peki Avrupa'nın durumu ne? Hani böyle kısaca buraya değineyim. Hı hı. Avrupa'da son Avrupa Parlamentosu seçimleri bazı ülkelerde sosyal demokrat rejimleri destekledi. Ama Fransa gibi, Avusturya gibi, İtalya gibi, Almanya gibi kentlerde, ülkelerde düzeltiyorum. Irkçı partilerin, bunlara sağ falan demek mümkün değil yani. Irkçı partilerin büyük yükselişine sahne oldu. Şimdi bunun bir zemininin olduğunu biliyoruz. Bunun zemini bir mülteci, dünyadaki mülteci sorunu. İki, buna eşlik eden çok ciddi iktisadi zorluklar. Unutmayınız,
Almanya'da Hitler Versay Anlaşması'na karşı Alman onurunu savunarak ve Almanya'daki ekonomik çöküntüyü gidereceğini ifade ederek, bunu savunarak iktidara geldi. Dolayısıyla bu kaos ortamlarının da ırkçı partilerin yükselmesi tesadüfi değildir. Ben Türkiye'nin bundan uzak bir görüntü veriyor olmasını büyük bir mutlulukla karşılıyorum. Çünkü Türkiye'nin başından 20 yıldır geçmeyen kalmadı arkadaş. Yani biz o işe karşı şerbetlendik. Artık yaşadıklarımızı yaşadık. Onları geride bırakıp hep beraber önümüze bakmayı istiyoruz. Şunu da ifade edeyim. Bakın bunu da büyük bir gerçeklikle ve samimiyetle ifade edeyim. Türkiye'de 31 Mart'ta AKP'ye oy vermiş olan yurttaşlar, AKP'ye, MHP'ye oy vermiş yurttaşların önemli bir bölümü CHP'nin ve diğer muhalefet partilerinin kazanmasını, kazandıktan sonra yaşadıkları rahatlığı mutlulukla paylaşıyorlar. Ve merkez hükümeti diyor ve diliyorum ki kazandığımızda bize oy vermeyen yurttaşlarımızdan başlayarak da hem her alanda yurttaşlarımıza bir refahı, bir özgürlüğü, bir adil paylaşımı, bir dayanışmayı sunma gayreti içerisinde olacağız. Ben bu bağlamda Türkiye'nin geleceğine güvenle bakıyorum ve bu romantik bir bakış kesinlikle değil. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katılıp kıymetli görüşlerinizi paylaştığınız için. Var mı eklemek istediğiniz başka bir söz, vermek istediğiniz bir mesaj? Çok teşekkür ederim. Skype yayını ne kadar etkili olduğu bilemiyorum ama benim açımdan güzel bir yayındı. Umuyorum izleyenler de aynı duyguya kapılmışlardır. Size çok teşekkür ediyorum. İzleyenlere de saygılarımı sunuyorum. Biz de teşekkür ederiz. Sesiniz gayet güzel ve net geldi. Sorunsuz güzel bir yayın yapmış olduk. Çalışmalarınızda başarılar, kolaylıklar diliyorum efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Değerli İlke TV izleyenleri, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Sayın Gökhan Günaydın konuşma zamanında konuğumuzdu. Sorularımızı yanıtladı. Kendisine çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığı için. Bu akşamlık bizden bu kadar efendim. Yarın yine aynı saatte İlke TV ekranlarında karşınızda olacağız. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. İyi akşamlar.